Yolcu olarak bindi. Sonra araba da çirkinleşti. Sonra sosyal medyada olay oldu. Biz üzüldük, çok üzüldük. Ben çok üzüldüm. Korktuk tabii. Sonuçta 3 gün önce bir tane de arkadaşımız İzmir'de vefat etti. Ve bunun yüzünden. Bir tedbir alınması istiyoruz. Daha başka canlar yanmadan. Bir tedbir alınmasını istiyoruz. Ben normal ifademi verdim, şikayetçi oldum. Kanun ne gerekiyorsa onu yapacak. Yani sonumuzun İzmir'deki arkadaşın olduğu gibi olmasını istemiyoruz. Sonuçta onun 2 tane çocuğu vardı, benim de 2 tane çocuğum var. Evet, bırakmaya yakın boyutluyor. Zaten 5 dakika sürdü bu olay. 5 dakika şimdi her şey oldu. Tedirgin olduk. Sonuçta en önemlisi konu yaptığı hakaret falan değil. Bana ettiği küfür dedi, şahsım ettiği küfür tabii ki önemli. Herkes hayatta namus şeref için yaşıyor ama bize ettiği, bana ettiği küfür de değil. Sonuçta inerken buradan mantıken baktığın zaman 2 tane çocuk bir can gitti. Neden gitti? Öldürüldü. Neden öldürüldü? Para için öldürüldü. Biz arkamızda araba kullanırken önümüze bakacağız. Arkamıza bakmayacağız. Arkamızdaki yolcuya bakmayacağız. Ama o şartlarda burada polimeye girmişiz. Bize küfür ediyor. Onu yapıyor. Ben bir seferde buraya mı bakayım? Yola mı bakayım? Arkamdan bana bir acaba bir bıçak mı gelecek? Silah mı gelecek diye kontrol edeyim. Ne diye bakayım? Yazık, günah. Her şey. 10 saniyesi belli olmayan bir hayat için bu kadar zor yani. Ben 2 tane çocuğumun rızkını kazanmak için mücadele veriyorum. Sonucu bu mu? Sonucu bu olmamalı bence. Benim 2 yaşında bir kızım, 9 yaşında bir oğlum var. Teşekkür ederim. Bakabilir misin abi?